Amerika'da faaliyetlerini yürüten FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi bu ziyaretimizde bir kez daha tekrarladık. Bu konudaki kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ülkemize ve milletimize yapılan ihanetin hesabını sormak için son nefeslerine kadar bu hainlerin peşinde olacağız. Teröristler kimin arkasına saklanırsa saklansınlar, hangi kisveye bürünürlerse bürünsünler, bu akıbetten kurtulamayacaklardır. Türkiye'yi bu haklı davasından tehditle, şantajla, yaptırımla, yalan yanlış argümanlarla döndüremeyeceklerini aklı selim sahibi herkesin anlamaya başladığını umuyoruz. Bölgemizdeki hiçbir hesabın Türkiye'nin rızası ve desteği olmadan hayata geçirilemeyeceği gerçeğini herkese anlatmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatlerini savunmak için dünyanın dört bir yanında mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelede gücümüzü önce Rabbimizden, sonra aziz milletimizden alıyoruz. Milletimizin desteği 17 yıldır olduğu gibi bugün de elhamdülillah yanımızda. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadelenin her adımını 82 milyon vatandaşımız ve duası bizimle olan yüzlerce milyon kardeşimizle birlikte atıyoruz. Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyor, tüm senaryoları parçalıyoruz. Ülkemizi hedef alanların önceliklerinin en başına milletimizle aramızdaki bağı koparmayı koymalarının sebebi işte budur. Dışarıdan gelen her türlü saldırıya, yöneltilen her türlü iftiraya karşı biz ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu, menfaatlerini sonuna kadar savunuruz. Bu konuda en küçük bir sıkıntımız yok. Üzüntü verici olan içimizdeki bazı kesimlerin de Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olması. Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti yıkılsın da Türkiye ne olursa olsun. Bu anlayışın ürünü söylemler adeta birilerinin varoluş gayesi haline dönüşmüştür. Özellikle CHP Genel Başkanı'nın yalancılığı, yanlışlığı, eksikliği, çarpıklığı, defalarca ortaya konan hususları tekrar tekrar gündeme getirmesi artık siyasetle izah edilemeyecek bir garabet haline almıştır. Bu kişinin diline doladığı konulardan biri Sakarya'daki tank palet fabrikasıdır. Biz bu konuyu defalarca izah ettik. Ben de izah ettim. Parti sözcüğümde izah ettim. Ve arkadaşlarımız defalarca bilgileri, belgeleri kamuoyuyla paylaştılar. Savunma Bakanlığımız detaylı bir açıklama yaptı. Fabrikanın mülkiyetinin, bugün buradan tekrar açıklıyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim de tekrar bunu duysun. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk işbirliğinden oluşan, değerli kardeşlerim, BMC'ye yani BMC'ye devredildi. Yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Ve bu süreçte 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel hale gelebileceği
bu anlaşmanın kayıtları içerisinde de ayrıca vardır. Tabii CHP Genel Başkanı hala fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok. Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yar. Geçmişte bilinen tek icraî faaliyeti SSK'yı batırmak olan birisinin böyle bir işlemi anlamasını beklemenin zor olduğunun elbette farkındayız. Onun için dün Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Bu konuyu Sayın Genel Başkan'a ilkokul bile değil, tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edeceğim. Ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğim. Hatta görüntülü olarak. Görüntüsüz anlamayabilir, görüntülü olarak.